Şeytan aptal değildir. Cennet görmüş. Allah ile konuşmuş birisidir şeytan. Kafa çalışıyor şeytan da. Daha henüz Adem Aleyhisselam nasıl tövbe edeceğini bile bilemezken babamız Adem Aleyhisselam, şeytan oturdu Allah'la pazarlık etti. Bunun yüzünden beni cennetten kovuyorsun. Bunun son çocuğu yaşayıncaya kadar bana ömür ver, bunlardan intikam alayım dedi. Değil mi? Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah Teala da ne buyurdu? Sana uyacak olanlar senin olsun dedi. Şeytan akıllı. Babamızın dili çözülmeden şeytan bülbül gibi ötüyordu. O Ebu Cehil'in önüne keserle yontulmuş bir put koydu. Ebu Cehil o kafada bir adamdı. Nihayetinde babası ölünce analıyla evlenen cahiliye kafalı bir adam. Ne olacak? Ondan o kadar olur. Lakin bu modern çağda şeytan aptal mı? Keserle yontulmuş put getirecek. Presten çıkmışını getirir sana onun. Planyalısını getirir. Parlağını, platinini getirir. Çağa ayak uydurmakta oldukça mahirdir o. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attırın dedi. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ateşe attırın demedi? Kafası çalışıyor. Bir kere İbrahim ateşe atılınca daha yükseldi, onu anladı. 30 abi daha düşmedi. Ama biz mobilyaya her sene düşüyoruz. Çünkü babamızdan korunazdı o. Kardeşler, evlerimiz Rabbimizin nazargahıdır. Oradan bizi izliyor Allah. Mobilyamız bulunsun. İhtiyaç olan mobilyamız bulunsun. Tabağımız, çanağımız bulunsun. Elbette kazanla kafamıza çorba dikecek halimiz yok. Lakin 4 nüfuslu bir evde 32 tane kaşığı ne yapacaksın Allah için? Zaten ebedi misafir aldığın yok senin. Misafir alsan yemeği de dışarıdan sipariş veriyorsun. Plastik kaşık veriyor lokantalar zaten. Ama komşularda var 32'li bir kaşık takımı. Ha, ona bir şey demem tabii. Komşuda varsa. Biz kimse Kur'an kursuna güvenmesin diyoruz. İmam Hatip'e güvenmesin. Filan gelişmeye, filan şeye güvenme. Evine güven. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكُ Evinin kıymetini bil. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evinin kıymetini bil. Peki evimde ben hoca değilim, alim aramıyoruz. Kurtuluş, cehennemden kurtuluş arıyoruz. Sana mikrop kapmasın, tamam mı? Hastalık bulaşmasın, ananın doğurduğu gibi sen taş gibi yaşarsın Allah'ın izniyle. Bu dışarıdan gelen mikroplar bizi harap ediyorlar. Kardeşler, evlerimiz mukaddestir. Evlerimizde abdestsiz oturmamız caizdir. Buna rağmen mukaddestir. Bu nedenle biz evlerimizdeki gelişme kadar, evlerimizdeki takvamız kadar, evlerimizdeki aşk, cihat heyecanımız kadar Allah'a yakın olacağız. Daha gerisi ispatı zor edebiyatlar. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.